hava duası eder. Bugünkü rutamız Bursa Yaylası, Terazın Gölü, Kargan Gölü, Mumun Gölü olacak. Araçkun'un zirvesini görecek şekilde bir görüntü alacak. Şu anda Bursa Şelalesi'ndeyiz. 8 kişilik bir ekiple bugün burada iftar ettik. Doğa seyirlerle bu güzel görüntüyü buluşturduk. Gerçekten muazzam bir yer. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Sonraki rutamız Terazın Gölü olacak. Şu anda 3 gün vakımdayız. Bölgenin en büyük şelalesi burası. Merhabalar, ben Fatma Sıda Dursaz. Ben de Zeynep Selçuk Dursaz. Kardeşiz. Evet, iki kardeş Kayseri'den buraya ziyarete geldik. Bir doğa tutkunu olarak Yektaşlar Derneği ile tanışıp Hakkari'nin Üçbüyük Gölü'nden Karvan Gölü'ndeyiz şu an. Her gördüğümüz yerde ayrı büyülendik. Çok 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 güzel. Gelmek isteyen doğa tutkunlarını, herkesi buraya bekliyorum. Tavsiye ediyorum. Hakkari muhteşem bir yer. Yüksek hava daha da güzel. Burası Mumuni Beri varmış. Bir kuzusu varmış. Çok seviyormuş kuzusunu. Şimdi kuzusuna bir isim bırakmış. Berivanlar da ona iftira etmiş işte. Kaç tane erkek kardeşi varmış, o tek kız çocuğuymuş. İftiradan sonra Berivan da Berivanlar Mumini'ye iftira edince kardeşleri de bu işin farkına varınca gelip bu gölde intihar ediyor. Bugün 30 ekiple Hakkari Nisekova ilçesinden Terazın Gölü'ne, 2500 rakımda bulunan Terazın Gölü'ne bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Birazdan yolculuğumuz hemen solumda olan Terazın Gölü'ne olacaktır. Buradaki her arkadaş belli bilince sahip olup doğayı kirletmeden gezmeyi bilen bir ekiple geldik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Burayı görmek isteyip de görmeyenler dernek olarak bizimle iletişime geçsinler. Bizim rotamızın 3. noktası, varış noktası Karvana Gölü. Aşağıda bulunan göl Karvana Gölü. Bu da Bozol Gölü. Tentonik hareketlerle oluşmuş bir göldür. Karşımdaki yer ise Raşko. Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi. 4135, 4156 da diyorlar. Onun arkasında İzbırak buzulları var. İzbırak buzulları da 20 bin yıllık buzullar. Ve Raşko'nun arkasında Cennet-Cehennem Vadisi var. Şimdi biz de Cennet-Cehennem Vadisi'nin arkasındayız. Bugünkü etkinliğimiz çok güzel geçti. Yani bu alanlar keşfedilmemiş alanlar, güzel alanlar olduğu için herkes bu etkinlikten zevk aldı.